2011'de Yoko Kalın, 85 yaşında, Belleville, Illinois'da ikamet eden yaşlı bir insandı. Yoko, 23 Nisan 1926'da Japonya'da dünyaya gelmişti. 1956'da Japonya'da Gordon Cullen'la evlendi. Sonra onunla beraber Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Çiftin 4 kız ve bir erkek evladı oldu. Aile Belleville'deki St. Henry Katolik Kilisesi'nin üyeleriydi. Yoko'nun eşi Gordon 2000'de vefat etti. O günden sonra Yoko'nun odak noktası çocukları, torunları ve onların çocukları oldu. Ayrıca karaoke'ye gitmekten, dikiş dikmekten, yemek yapmaktan, ailesi ve dostlarıyla vakit geçirmekten, en önemlisi de bingo oynamaktan hoşlanıyordu. Yoko bingo oynamak için bir kulübe çok sık giderdi. 18 Mayıs 2011'de Yoko, Collinsville'deki bir kulüpte bingo oyununa katıldı. Ayrıca sık sık bingo oynayan 37 yaşındaki Latosha Cunningham da oradaydı. Latosha'nın şiddet dolu bir geçmişi vardı. 18 yaşındayken kendisini arabayla evine bırakan 60 yaşındaki bir kadına saldırmıştı. Latosha, Ella Shelton'a silah çekti. Onun 200 dolarını çaldı ve de ardından kadını göğsünden vurdu. Ella şans eseri hayatta kaldı ve de saldırganın kimliğini tespit edebildi. O, Latosha Cunningham. Latosha, silahlı soygundan suçlu bulundu ve de 18 yıl ceza aldı. 92'deki mahkumiyetinin haksız bir mahkumiyet olduğunu iddia etti, Ella Shelton'ı başka birisinin vurduğunu ve onu soyduğunu iddia etti. Bayan Shelton'ın saldırganla alakalı ilk açıklaması, o günlerde 7 aylık hamile olan Latosha'nın görünümü ile pek eşleşmiyordu. Ancak Shelton, Cunningham'ı hemen teşhis edebilmişti. Hiçbir şüphesi yoktu. Ona saldıran, onu soyan ve onu vuran Latosha'ydı. Latosha duruşmaya bekliyorken doğum yaptı. Bebeği Doğu St. Louis'de yaşayan annesinin yanına verildi. Yalnızca 9 yıl ceza yattı ve sonra şartlı tahliyeyle salındı. 18 Mayıs 2011'de Latosha, kuzeni Dequan Barnes ve de onun sevgilisiyle beraber bingo oynamak için bir kulübe gitti. Aynı kulüpte Yoko Cullen da vardı. 85 yaşındaki Yoko binayı terk ettiğinde üçü onu dışarıda bekliyordu. Yoko Cullen binayı terk etti ve sonra ona ne olduğu bilinmiyordu. Yalnızca 2 gün sonra 20 Mayıs 2011'de Yoko Cullen ailesi onun kaybolduğunu bildirdi. Aynı gün arabası Doğu St. Louis'de terk edilmiş ve yanmış bir halde bulundu. Aracın bagajı açıldı. Bagajın içerisinde bir kadının yanmış kalıntıları vardı. DNA testi bu kadının Yoko Cullen olduğunu doğruluyordu. Doktor Nanduri tarafından yapılan otopsi, Yoko'nun boğazında ve akciğerlerinde ciddi yanıklar ve is olduğunu belirliyordu. Bu da arabası ateşe verildiğinde Yoko'nun hala hayatta olduğunu gösteriyordu. Ayrıca künt kuvvet travması yaralanmalarına maruz kalmıştı. Bu da kendi arabasının bagajında canlı canlı yakılmadan önce onun dövüldüğünü ortaya çıkartıyordu. Ekipler, Yoko'nun kredi kartını kullanmaya çalışan, o anlarda kameralara yakalanan iki şüpheliyi kısa bir zamanda tespit edebildi. Bu isimler Latosha Cunningham ve kuzeni Dequan Barnes'tı. 21 Mayıs 2011 günü gece 3 civarında ekipler Latosha'yı sorgulamak üzere polis merkezine gitti. Latosha, Miranda haklarından feragat etti. Ancak Yoko Cullen cinayetiyle alakalı hiçbir bilgisi olmadığını iddia etti. Hatta onun kredi kartını kullanmaya çalıştığını bile reddediyordu. Yalnızca saatler sonra şiddetli baş ağrısı ve tansiyon sorunu yaşadı, tedavi için bir hastaneye nakledildi. 13 saat sonra karakola geri döndü. Dedektifler onun hasta ya da sağlıksız görünmediğini anlamışlardı. Miranda haklarından bir kez daha feragat etti ve de dedektiflerle konuşmaya başladı. Latosha'ya kuzeni ve arkadaşının cinayeti zaten itiraf ettiğini söylediler ve blöf yaptılar. Bu anlarda hemen hikayesini değiştirdi. Yoko binadan çıktıktan sonra onu arabalarında beklediğini anlattı. Yoko'nun binadan çıkmasını beklerken arabalarını kenara çekip bir kaza süsü verdiklerini anlattı. Latosha'ya göre Yoko olay yerine geldiğinde onu arabaya bindirdiler ve olay yerini terk ettiler. Ama arabanın içerisinde Latosha yoktu. Latosha orada kaldı ve diğer iki isim Yoko'yu arabayla bir yere götürdü. Araba Doğu St. Louis'de durdu ve de bu anlarda Yoko'yu dövdüler. Dequan, Latosha'ya arabadan kurtulmaları gerektiğini anlattı. Önce benzin almak için arabayı yerel bir istasyona götürdüler. Latosha'ya göre Dequan burada arabayı ateşe verdi. Onların Yoko'nun kredi kartı kullanmasına yardım ettiği ama çoğu işlem başarısız oldu. Latosha'nın kuzeni ise biraz farklı bir hikaye anlattı. Anlattığına göre üçü de Yoko'yu dışarıda bekliyordu. Onu yakalayacak, onu soyacak ve parasını alıp orayı terk edeceklerdi. Elebaşı Latosha'ydı.
Çete, Yoko Kala'nın o gece yüklü miktarda para kazandığını düşünüyordu. Yoko binayı terk ettiğinde arabasıyla oradan ayrıldı. Üç isim onu takip etmeye başladı. Yoko yol kenarına çekene kadar onu takip ettiler. Sonra üçü arabaya doğru yaklaştı ve de Ladoş'a içeriye uzanıp kadının anahtarlarını ve çantasını aldı. İlk anlarda orayı terk etmeyi düşünüyorlardı. Ama bir sorun vardı. Yoko, arabalarının plakasını görmüştü. Ladoş'a bu yüzden onun ölmesi gerektiğini söyledi. Üçü Yoko'yu kendi arabasının bagajına binmeye zorladı. Sonra arabasını Doğu Senluiz'e doğru sürdüler. Üç isim daha sonra Yoko'yu lastik demirleriyle dövdü. Kredi kartının şifresini öğrenebilmek için onu epey bir patakladılar. De Kuan'a göre Yoko hayatı için yalvarıyordu. Kızımı arayabilir miyim diye sordu ama bu isteği yanıt bulmadı. Üçü bagajı yaşlı kadının üzerine kapattı, benzin almak için benzin istasyonuna gitti, dakikalar sonra da arabayı bıraktıkları yere geri döndü. Üç isim yangını başlatmak için benzin ve yerde bulunan bir giysi parçasını kullandı. Arabayı ateşe verdiler ve orayı terk ettiler. Bundan sonraki ilk durakları kredi kartını kullanmak için bir ATM ya da bankaya gitmek. Ancak hiçbirisini yapamadılar. Tüm işlemleri başarısız oldu. Benzin istasyonundan alınan güvenlik kameraları görüntülerinde 18 Mayıs 2011'de bu üç isim görüntülerde yer alıyordu. De Kuan içeriye girdi ve de bir benzin bidonu satın aldı. Sonra benzin pompalarından teneke kutuya benzin aldı. Akabinde arabaya atladı ve oradan ayrıldı. Chase kredi kartı hizmetleri, kartı kullanmak için birden fazla kez deneme yapıldığını ancak yalnızca bir tanesinin başarılı olduğunu doğruladı. Ayrıca kartla alakalı olarak birkaç kez bankayı aramayı denemişlerdi. Bankayı arayan numaralar de Marcus ve Latosha Cunningham'a aitti. Dedektifler, aracın içerisinde iki tane lastik demiri keşfettiler. Her ikisinde de DNA ile Yoko Kalın'a bağlanan kan izleri vardı. Lastik demirlerinden birinde gizli bir parmak izi vardı ve de Kuan'la eşleşme sağlıyordu. Üç isim de tutuklandı ve birinci derece cinayetle suçlandı. De Kuan Barnes, birinci derece cinayet suçunu kabul etti. Diğer sanıklara karşı ifade vermesi karşılığında hırsızlık ve silah suçlamalarının ortadan kaldırılacağına dair bir güvence verildi. De Kuan 60 yıl ceza aldı. Şu anda Manor cezaevinde cezasını çekiyor. Şartlı tahliye imkanı yok. Cezasının tamamını çekecek. 2071'de şartlı tahliye imkanı olabilecek. Ladoş'a Cunningham birinci derece cinayet suçunu kabul etmedi. Onun yerine duruşmaya çıkmayı tercih etti. Günün sonunda tahliye imkanı olmaksızın 60 yıl ceza aldı. 2071'de şartlı tahliye imkanını hak kazanacak. Mahkumiyetine ve cezasına defalarca kez itiraz etti. Ancak herhangi bir sonuç alamadı. DeMarcus Barnes'a duruşmaya çıkmaya uygun görünmedi. Illinois Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı'nın gözetimi altında bir psikiyatri tesisine gönderildi. Illinois yasalarına göre mahkemeye çıkana kadar veya 5 yıl süreyle bir psikiyatri hastanesinde yatırılacaktı. 2018'de 5 yıl tutuklu kaldıktan sonra DeMarcus yeniden mahkemeye çıkmaya uygun görülmedi. Bu noktada 80 yıl boyunca veya mahkemeye çıkmaya uygun görülene kadar güvenli akıl sağlığı tedavisinde kalmaya mahkum edildi. Today could shed new light on the Zeb Quinn case. The actual teenager disappeared 15 years and he is currently in jail charged with the murders of a Lester couple. Zeb Wayne Quinn 12 Mayıs 1981'de Asheville, Carolina'da dünyaya geldi. Annesi Dennis ve kız kardeşi Brandy ile çok yakındı. Küçükken öğrenme güçlüğü yaşıyordu. Ancak zamanla bu rahatsızlığını yendi. Saf, temiz kalpli birisi olduğu biliniyordu. Beladan uzak duran, kendi halinde bir isimdi. Fırsat buldukça balık tutmaya giderdi. Zeb, 90'ların ikinci yarısında yedek subay eğitim kol ordusuna katıldı. Yakınlarının anlattığına göre burada bir aidiyet duygusu kazanmıştı. Yedek subaylık eğitimi hayatını olumlu yönde etkiledi. Liseden mezun olduktan sonra Asheville Teknik Üniversitesi'ne girdi. Eğitimine devam ederken bir yandan da Walmart'ın elektronik bölümünde yarı zamanlı çalışıyordu. İşini severek yapıyordu. İş arkadaşları da onu çok seviyorlardı. Mesaisi bittiğinde bile çalışmaya devam eder, insanlarla konuşmaktan çok zevk alırdı. Müşterilerle de arası çok iyiydi. İyi niyeti herkesçe bilinirdi. Dürüsttü. Öyle ki annesinin bile kendi mağaza indirim kartını kullanmasına izin vermez, işine sadık kalırdı. 2 Ocak 2000'de Zeb'in Walmart'taki mesaisi bitti. İş sonrasında bir dostuyla buluşmayı planlıyordu.
eski bir iş arkadaşı 22 yaşındaki Robert Jason Owens'la bir araya gelecek ve bir araba bakmaya gideceklerdi. Jason Owens'ın anlattığına göre Zeb'le sık sık bilardo oynuyorlardı. Araları gayet iyiydi. Zeb o günlerde Jason'a yeni bir araba almayı düşündüğünü anlattı. Jason da Lester'da satılık bir Mitsubishi olduğunu beraber araba bakmaya gidebileceklerini söyledi. 2 Ocak 2000'de Zeb iş yerinden ayrıldı ve Walmart'ın otoparkında onu bekleyen Jason'ın yanına gitti. Güney Asheville'le araba bakmaya gidecekleri Lester kasabası arasında 30 dakikalık bir mesafe vardı. Jason ve Zeb kendi arabalarını atladı ve iki arabayla yola koyuldu. Daha sonra Hendersonville yolundaki bir benzin istasyonunda durdular ve içecek bir şeyler satın aldılar. Güvenlik kamerası görüntüleri onların saat 21.15 civarında benzin istasyonuna geldiğini gösteriyordu. İki adam alışverişi tamamladıktan sonra arabalarına geri döndü ve Longshanks yoluna doğru devam etti. Bu andan sonrası yoktu. Zeb Quinn o günden sonra bir daha görülmedi. Günler sonra ekipler Zeb'i en son gören kişinin Jason olduğunu tespit ettiler. Jason polis merkezine getirildi ve son gününde Zeb'le beraber nereye gittiklerini, onu en son ne zaman gördüğünü ve o anlarda Zeb'in ruh halinin ne durumda olduğunu sordular. Jason o gün Zeb'le beraber ikinci el bir araba almak için Lester'a gitmeye karar verdiklerini anlattı. Önce bir benzin istasyonuna uğradılar ve içecek bir şeyler aldılar. Ardından yeniden yola koyuldular. Bu ara kadar anlattıkları zaten polislerin bildiği şeylerdi. Güvenlik kamerası görüntüleri bu anları doğruluyordu. Peki sonra ne oldu? Lester'a gittiler mi? Arabayı gördüler mi? Tam olarak saat kaçta ayrıldılar? Jason o gün benzin istasyonundan ayrılıp Güney Longshanks yoluna doğru devam ederken Zeb'in bir anda farlarını yaktığını, kendisine de sağa çekmesini söylediğini iddia etti. İki araba Robinson Lisesi yakınlarında durdu. Zeb aracından indi, Jason'ın yanına geldi ve az önce çağrı cihazına bir mesaj geldiğini söyledi. Jason'a ankesörlü bir telefon bulmam gerekiyor. Beni burada bekle, birazdan döneceğim dedi ve gitti. Zeb 10 dakika sonra geri döndüğünde bir anlık dalgınlıkla Jason'ın aracını arkadan vurdu. Jason yanına geldi ve aracına çarptığı için ondan özür diledi. İki aracın kaza yaptığını yakınlardan geçen insanlar da görmüşlerdi. Görgü tanıkları polis merkezinde ifade verdi ve anlatılanları doğruladı. Küçük çapta bir kazaydı. Bir araç kamyonu arkadan vurdu. Zeb, Jason'dan özür diledikten sonra Lester'a gidemeyeceğini, bir işi çıktığını söyledi, arabasına bindi ve uzaklaştı. Jason, Zeb'i bir daha görmedi. Herkes gibi o da ona ulaşamadı. Sonraki sabah yani 3 Ocak 2000'de Zeb'in annesi Deniz, oğlunun hala eve gelmediğini fark etti. Onun ikinci el bir araba almak için Lester'a gitmeyi planladığını biliyordu. Ama sabaha kadar çoktan eve gelmiş olması gerekiyordu. Zeb yanına yedek giysiler almadı. Fazladan para almadı. Kontak lens solüsyonu hala banyodaydı. Belli ki geceyi başka bir yerde geçirmeyi planlamıyordu. Bu ani verilmiş bir karar gibiydi. Anne Deniz bir önceki akşam saat 22 civarında oğlunu aramış ama ona ulaşamamıştı. Ardından iş yerini Walmart aradı. Ve Zeb'in akşam 9 gibi iş yerinden ayrıldığını öğrendi. Deniz o gün her 2 saatte bir oğlunu aradı. Ancak hiçbir yanıt alamadı. Zeb ve annesi çok sık telefonda görüşüyorlardı. Zeb her anını annesine anlatırdı. Annesi bu kadar uzun bir zaman Zeb'den haber alamayınca kötü bir şey olduğunu anladı. Deniz 3 Ocağın öğle vakitlerinde hala oğlu Zeb'den bir haber alamayınca ilçe şerif ofisini aradı ve onun kayıp olduğunu bildirdi. 16 Ocak 2000'de yani Zeb kaybolduktan 2 hafta sonra bir hemşire vardiyasına yetişmek üzere aceleyle hastaneye doğru gidiyordu. McDowell Caddesi'ndeki bir restoranın otoparkının yanından geçerken gözüne bir şey çarptı. Otoparktaki bir arabanın farları açıktı. Ancak içinde şoför ya da herhangi birisi yoktu. Mavi renkteki Mazda Protega'ya doğru yaklaşırken aracın eski sınıf arkadaşı Zeb Quinn'e ait olduğunu fark etti. Bu araç 2 haftadır kayıp olan Zeb Quinn'in şahsi aracıydı. Hemşire Zeb'in annesini de tanıyordu. Çünkü aynı hastanede çalışıyorlardı. Hemen onu aradı ve durumu bildirdi. Zeb'in annesi de bir hemşireydi. Durumu öğrenir öğrenmez hemen aracını atladı ve otoparka geldi. Aracı gördüğünde aracın oğlu Zeb Quinn'e ait olduğunu doğruladı. Bu andan sonra polisleri aradı ve bu önemli bilgi onlara aktarıldı.
Otoparkın konumu çok önemliydi. Burası, Zeb'in annesinin, kardeşinin ve hatta büyük annesinin görev yaptığı hastanenin yalnızca 300 metre uzağındaydı. Ekipler aracın yanına geldiğinde önce bazı incelemeler yaptılar. Araba 2 haftadır bu otoparktaydı. 2 haftadır aracı almak için gelen kimse olmamıştı. Farları açık, camları ise çatlaktı. Arka camında bir çift dudak ve pembe rujla çizilmiş iki ünlem işareti vardı. Bu, bir aşk ya da cinsel bağı mı çağrıştırıyordu? Arabanın içerisinde 3 aylık Labrador kırması bir köpek yavrusu bulundu. Zeb'in annesi bu köpeği daha önce hiç görmediğini belirtti. Nereden geldiğine dair hiçbir fikri yoktu. Ekipler bu davayı çözmesine yardım edebilecek kayda değer bir kanıt bulamadı. Ama bazı detaylar vardı ki onların üzerine biraz düşülürse belki de Zeb'in akıbeti ortaya çıkacaktı. En önemli ayrıntı direksiyonun şoför koltuğuna olan uzaklığıydı. Zeb 1.78 boyundaydı. Onun koltuğu direksiyona bu kadar yakın ayarlaması çok zordu. Belli ki bu arabayı en son kullanan kişi Zeb'den daha kısa, daha küçük birisiydi. Ayrıca arabanın içerisinde boş şişeler, plastik bir otel anahtar kartı ve bir de ceket vardı. Bunlar gizemli ve hayati ipuçlarıydı. Ekipler aylarca otel kartının hangi otele ait olduğunu bulmaya çalıştı. Ancak sonuç hüsrandı. Kartın hangi otele ait olduğu bulunamadı. Arabada bulunan ceketin üzerinde Zeb'e ait olmayan kıllar vardı. İncelemeler sonunda kılların kime ait olduğu belirlenemedi. Arabanın içerisinde parmak izi ya da failin veya Zeb'in izini sürebilecek izlenebilir herhangi bir kanıt yoktu. Polisler hayvan barınaklarını ve evcil hayvan dükkanlarını tek tek gezdiler. Ancak bu Labrador yavrusunun nereden geldiğini belirleyemediler. İlk günlerde kapsamlı bir araştırma yürüttüler. Günün sonunda ortaya bir isim çıktı. Wesley Smith. Zeb, Misty Taylor adında bir kızdan hoşlanıyordu. Kaybolmadan önceki haftalarda ona sırılsıklama aşık olduğu iş yerinden arkadaşları tarafından doğrulandı. Zeb ve Misty bir Noel partisinde tanıştı. Misty, sarı bukleleri olan sıcak gülümsemesiyle her erkeği etkileyebilecek bir kız olarak tanımlandı. İkili önce yakın birer dosttu. Ancak Zeb, her geçen gün ondan daha da fazla etkileniyordu. Bir süre sonra ona aşık oldu, ailesine ve dostlarına Misty'yi anlatmaya başladı. Zeb, Misty'ye açıldığında hiç beklemediği bir yanıt aldı. Misty, Zeb'e bir çocuğu olduğunu, uzun zamandır erkek arkadaşıyla beraber yaşadığını anlattı. Misty'nin sevgilisi sorunlu bir isimdi. Misty'yi dövüyor, onu tehdit ediyor, Misty de bu yüzden ondan ayrılmaya korkuyordu. Dostlarının anlattığına göre Zeb bir gün Misty'den habersiz evine gitti. Eve geldiğinde Wesley de oradaydı. O gün tam olarak ne yaşandığını anlatmadı. Ama iş arkadaşlarına Misty'nin sevgilisi Wesley'den korktuğunu itiraf etti. Dostları ve ailesi de onu uyardılar. Misty'den uzak durması gerektiğini söylediler. Ancak Zeb, Misty'ye o kadar çok bağlanmıştı ki ondan uzak duramıyordu. Polisler, Zeb Quinn'in telefon kayıtlarının bir listesini çıkardılar. Listede ilginç bir isim vardı. 2 Ocak akşamı, yani Zeb'in canlı görüldüğü son saatlerde, halası Ayna Ustik'in evinden Zeb'in telefonu arandı. Zeb'in ebeveynleri boşanmışlardı. O andan sonra Zeb, baba tarafıyla pek görüşmedi. Halasıyla arası çok iyi değildi. Çok az temasları vardı. Sadece Noel günlerinde bir araya geliyorlardı. O halde halası Zeb'in son gününde onu neden aramıştı? Ekipler Zeb'in halasına ulaştıklarında Ayna böyle bir arama yapmadığını belirtti. Zeb'in halası Ayna ve aşık olduğu Misty Taylor arasında bir bağ vardı. Teyze Ayna ile Misty'nin annesi çok iyi dostlardı. Zeb ve Misty'nin tanıştığı Noel partisi Ayna'nın restoranında yapılmıştı. Yani bir nevi onları hala Ayna tanıştırmış oldu. Ayna, Zeb'i aramadığını söylüyordu. Öyleyse bu aramayı kim neden yaptı? Ayna, aramanın yapıldığı saatlerde Misty'nin annesinin evinde olduğunu ifade etti. Daha da tuhafı Ayna, ekiplere o gün evine bir hırsız girdiğini aktardı. Ekipler Ayna'nın evinden hiçbir şeye çalınmadığını tespit ettiler. Polisler Misty ve Wesley'i sorgulamak üzere polis merkezine getirdiler. İkisi de Zeb'in kayboluşuyla herhangi bir alakaları olmadığını ifade etti. Misty, Zeb'le olan ilişkisini sıradan bir dostluk ilişkisi olarak tanımladı. Ötesi yoktu.
Ancak Zeb'in ailesi ve dostları aksini söylüyorlardı. Mr. Red dese de ikisi arasında yeni bir ilişki filizleniyordu. Wesley de aynı şeyleri söyledi. O da Zeb'in hayatlarında herhangi bir önemi olmadığını ifade etti. Belki de Wesley, Misty'yi yine tehdit etmiş ve konuşmasını engellemişti. Onları birbirine bağlayan, Zeb'in kayboluşunu etki ettiklerini doğrulayabilecek hiçbir şey bulamadılar. Üçünü de suçlayabilecekleri herhangi bir kanıt yoktu. Ancak Wesley ve Misty'nin Zeb'le olan ilişkilerine bakıldığında şüpheli tanımına en çok onlar uyuyorlardı. Daha sonra Jason hakkında ilginç bir gelişme oldu. 3 Ocak 2000'de sabah saat 9.30'da yani Zeb, Jason'ın yanından ayrıldıktan 12 saat sonra Jason acil servise gitmiş ve tedavi olmuştu. Jason başından yaralanmış ve kaburga kemiği kırılmıştı. Jason, inşaat ekipmanları satan bir fabrikada çalışıyordu. Hastaneden taburcu olduktan sonra patronunu aradı ve ona gece vakitlerinde bir araba kazası geçirdiğini, biraz ağrıları olduğunu anlattı. Ondan bir iki gün izin istedi. Ancak bu izni kullanmadı ve işine geri döndü. Jason aynı gün nasıl iki araba kazası geçirdi? Bu polislere mantıksız geliyordu. Zeb'in arkadan aracına vurduğu anlarda yara alması imkansızdı. İddia ettiği ikinci kazaya dair ise hiçbir kanıt yoktu. Polis raporlarında 2-3 Ocak gününe dair Jason ismi geçen bir kaza raporu yoktu. Ayrıca ekipler onu sorguya çektiğinde ikinci kazadan hiç bahsetmedi. Ekipler Jason'ın kamyonetine baktılar. Yalnızca birkaç ezik vardı. Hiç iki kaza geçirmiş bir araca benzemiyordu. 4 Ocak 2000'de sabah saatlerinde Zeb olduğunu iddia eden birisi Zeb'in çalıştığı Walmart'ı aradı. Telefondaki kişi hasta olduğunu, işe gelemeyeceğini bildirdi. Kendisini Zeb olarak tanıtmış olsa da o Zeb değildi. İş arkadaşı sesin tanıdık gelmediğini, onun Zeb olmadığını anladı. Ekipler bu telefon görüşmesini izlediler. Telefon bir Volvo fabrikasından yapılmıştı ve burası Jason'ın çalıştığı fabrikaydı. O gün Walmart'ı arayan Jason'ın bir arkadaşıydı ve Jason'ın ricası üzerine bu aramayı yaptığını itiraf etti. Ekiplerin elinde iki şüpheli isim vardı. Jason ve Wesley. İkisi de soruşturmaya çıkmaza sürükleyecek, ekiplerin kafasını karıştıracak kadar şüphe çeken eylemlerde bulunmuşlardı. Ancak bu kayboluşla hangisinin bir ilgisi vardı? Zeb'in annesi Deniz, oğlunun arabasını otoparka bırakan kişinin kendisini, kızını, Zeb'in büyük annesini ve büyük babasını yakından tanıyan birisi olduğuna inandığını açıkladı. Bizler ailesi olarak Zeb'in öldüğüne eminiz. Eğer aksi bir durum olsaydı bizimle muhakkak iletişime geçerdi. Arabada bulunan köpek yavrusu da bir polis memuru tarafından sahiplenildi. Günler sonra bir çift polisleri aradı ve o gün Zeb'in arabasını şehir merkezinde gördüklerini ifade etti. Ekipler çifti polis merkezine getirdi. Onlardan arabadaki kişi ya da kişilerin görüntülerini tarif etmeleri istendi. Ortaya çıkan taslak çok ilginçti. Çünkü tanıkların tarif ettiği kişi çarpıcı bir biçimde Misty Taylor'a çok benziyordu. O gün Misty'ye benzeyen bu kadın Zeb'in aracının şoför koltuğundaydı. 2002'de Jason polislerin dikkatini bir kez daha çekti. Alkollü araba kullandı, polislerin dur talimatına uymadı, onları ateş etti ve sonunda kamyonu bir posta kutusuna çarpıp takla attı. Jason 4 yıl ceza aldı. 2007'de ekipler ilk kez Jason'ın evini arama izni çıkarttılar. Yer delici radarlar kullanıldı. Gizli mezarları bulma konusunda uzmanlaşmış bazı özel şirketlerden yardım alındı. Ancak arama sonunda Jason'ı suçlamak için yeterli sayıda kanıt bulunamadı. 2012'de Discovery Channel kaybolan insanları anlattığı bir programda Zeb'e yer verdi. Bu andan sonra dava ülke çapında bilinir bir hale geldi. 2015'te Leicester'da yaşayan evli bir çift kaybolduğunda Zeb'in davası yeniden alevlendi. Çünkü bu çiftin kaybolmasında Jason'ın rolü vardı. Kaybolan çift bir yemek yarışmasıyla ünlenen Christy ve eşi Joseph'ti. Çiftin bir de kızları vardı. 2015'in bir Mart sabahında Joseph dostu George'la bir araya gelecekti. Ancak Joseph bu randevuya gitmedi. Dostu ona defalarca kez mesaj attı. Ancak herhangi bir geri dönüş alamadı.
12 Mart günü Joseph'in eşi Kristin'in telefonundan George'a bir mesaj gönderildi. George, çok üzgünüm. Eşimle ben mide gribi olduk. Yalnızca uyuyoruz. Çiftin ailesi de günlerdir onlara ulaşamıyordu. Kristin'in babası polislere kayıp olduklarını bildirdi. Ekipler çiftin evine geldiğinde arabaları evlerinin hemen önündeydi. Ama ne Joseph ne de Kristi evde yoktu. İki köpekleri evde başıboş bir halde dolaşıyorlardı. Çiftin şahsi eşyaları, Joseph'in cüzdanı ve Kristin'in çantası evdeydi. Ekipler çiftin bulunması için bir arama çalışması başlattılar. İki gün sonra ekiplere bir ihbar geldi. Hal ve hareketleri şüpheli olan birisi çöp konteynerına bazı eşyalar bırakmıştı. Ekipler çöp konteynerini kontrol ettiklerinde içinde Joseph ve Kristi'ye ait olan bazı eşyalar buldular. Aralarında Kristi'nin kimliği de vardı. Görgü tanı şüpheliyi tarif ettiğinde şüpheli ismin Zeb Quinn davasında uzun saatler sorgulanan Jason'a çok benzediği anlaşıldı. Jason, Kristin'in evine yalnızca 2 kilometre uzakta bir karavanda yaşıyordu. Ekipler onu polis merkezine getirdiğinde önce her şeyi inkar etti. Daha sonra baskılara dayanamadı ve çöp konteynerine eşyaları atan insanın kendisi olduğunu itiraf etti. Onları çalmış ve değersiz gördüğü için çöpe atmıştı. Joseph ve Kristin'in kaybolmasıyla herhangi bir alakası yoktu. Ekipler bu açıklamaya elbette inanmadılar. Jason'ın üzerine gitmeye devam ettiler. Bir gün sonra Jason çaresiz kaldı ve her şeyi itiraf etti. O gün Joseph'in aracı bir dere kenarında çamura saplanıp kalmıştı. Jason onları gördü ve yanlarına gidip yardım etmeyi teklif etti. Jason'ın işleri iyi gitmiyordu. Ayda yalnızca $300 kazanıyordu. Bu yardımın karşılığında biraz para alabileceğini düşündü. Jason şoför koltuğuna geçtiğinde Kristi ve Joseph aracın hemen önündeydi. İterek Jason'a yardım edeceklerdi. Ancak biraz sonra Jason vitesi geriye aldığını düşünerek gaza bastığında araba ileriye doğru fırladı ve Kristi ile Joseph'in üzerinden geçti. Joseph dakikalar içerisinde öldü. Kristi ise biraz daha iyiydi. Jason onu aldı ve evine götürdü. Ancak Kristi saatler sonra Jason'ın oturma odasında vefat etti. Jason panikledi ve olayın üstünü örtmek için bir plan yapmaya karar verdi. Alkollü araç kullandığı için ehliyeti alınmıştı. Araba kullanması yasaktı. Durumu yetkili isimlere bildirirse bunun bir kaza olduğuna onları inandırması imkansız olacaktı. O yüzden ikisini de odun sobasında yaktı. Jason'ın anlattığına göre her şey böyle oldu. Bu ne kadar doğruydu bilinmez. Jason tutuklanıp cezaevine gönderildiğinde birileri mülkünü ateşe verdi. Zeb'in annesi en başından beri Jason'ın şüpheli olduğunu ancak kanıt yetersizliğinden ceza almadığını dile getirdi. Ve Zeb'in davasının da artık çözüme kavuşması gerektiğini aktardı. Jason cezaevindeyken bir akrabası polis merkezine gitti ve Jason'ın Zeb'in kaybolduğu günlerde bazı eşyalarını imha etmek için mülkünde bir çukur kazdığını aktardı. Sonra bu çukurun üzerine beton döktü. Jason'a bunu neden yaptığını sorduğunda Jason bir balık havuzu yapmayı düşündüğünü aktardı. Ekipler Jason'ın mülkünde arama yaptılar. Beton tabakasının altında kumaş bir parça deri ve kemik olduğu düşünülen bazı sert parçalar bulundu. Yetkililer yakınlardaki ormanlık alanı da aradılar. Ancak kanıtlara dair herhangi bir bilgi vermediler. Jason 2017'de Joseph ve Kristi davasında yargılandı. Duruşma gününde Zeb'in ailesi de Kristi ile Joseph'in ailesine destek vermek için mahkeme salonuna geldi. Jason o gün şartlı tarihi hakkı olmaksızın 59 yıl ceza aldı. 3 ay sonra bu kez Zeb Quinn davası başladı. Jason bu konuda masum olduğunu savundu. Zeb'i kendisinin öldürmediğini ancak öldüren kişiyi bildiğini iddia etti. Zeb'in faili Jason'ın amcasıydı. Jason, amcasının kendisini tehdit ettiğini, bu yüzden yıllardır bu konu hakkında konuşamadığını ifade etti. Jason, korkusundan amcası hakkında bir uzaklaştırma emri çıkardı. Jason'ın bütün suçu üzerine yıktığı amcası 2014'te, yani Jason cezaevine girmeden bir yıl önce ölmüştü. Amcası öldükten sonra neden her şeyi itiraf etmedi? Bu da bir yalan mıydı? Yoksa Jason gerçekleri mi söylüyordu? Jason, Zeb Quinn davasından yargılanmaya devam ediyor. İleriki günlerde bir duruşma daha yapılacak. Jason hala Zeb Quinn davasıyla alakalı bir itirafta bulunmuş değil.
masum olduğunu söylemeye devam ediyor.